çünkü büyük bir kalabalık bir kitle cehennem için yaratılıyor. Yani cehennem için yaratılmış bir insanı, yani onu hissettiren bir insanı biz zorla cennet ahlakına çekemeyiz zaten. Peygamber Efendimiz'e diyor Cenab-ı Allah, şeytanı Allah'a sınırım, onlar hidayet bulmuyorlar diye diyor. Neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Peygamberimiz o kadar gayret ediyor ki hidayet bulmuyorlar diye. Halbuki adam zaten cehennemden gelmiş. Yani onu istiyor, cehennemi istiyor. Gideceği yere gitmek istiyor. Bir hastaya seni Allah imtihan ediyor. Bu imtihanın sonucunu eğer güzel neticelenirse Allah sana inşallah cennet nasip eder dersen bir Müslüman iç açıdır, çok hoşuna gider, sevinç duyar. Ama küfür içinde olan, Allah'ı inkar eden için bu son derece anlamsız bir sözdür. Ama bunda şaşacak bir şey yok yani. Böyle çok fazla insan olacaktır. Dünya böyle yaratılmıştır. Kıyamete kadar da böyle gidecektir. İmtihan olacaktır insanlar. O insanlar cehennemden getirilmiş insanlar, cehennemden gelmiş insanlar. Peygamberimiz de çok tatlı ve çok sevimli, mübarek. Mesela öyle insanlarla karşılaşıyor, onlara canı gönülden anlatıyor. Diyor ki Allah da şeytanın Allah'a sınırım, neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Onlar iman etmiyorlar diyor. Peygamberimiz var gücünden anlatıyor iman etsinler. Onlar da boş boş bakıyor böyle anlamsız gözlerle. Evet. Halbuki o zaten cehennemden gelmiş, iman etmeyecek. Onun için Allah onu uyarıyor. Bak neredeyse kendini helak edeceksin. O kadar ruhu güzel ki, o kadar sevgi dolu ki, çok acı duyuyor onların iman etmemesinden. Cehenneme gitmesinler diye bu sefer de kendini geriyor, yani çok üzüyor kendisini. O da sağlığını bozacak hale geliyor. Allah da neredeyse kendini helak edeceksin diyor Peygamberimize. Evet. Onun için öyle insanlar zaten özel yaratılmışlardır. Cehennem için özel yaratılmış bir topluluk vardır. Bunlar zaten oranın ekibi. Yani orada ki toplantılarından geliyorlar bunlar. Yani orada zaten faal halde onlar zaten şu an. Evet. Ve hiçbir şekilde anlamayacak şekilde yaratılmıştır. Gözü görmez diyor Allah, kulakları işitmez diyor. Onlar diyor hayvanlar gibidir, hatta hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. Yani sözü anlamama yönünde. Bir de kalp gözleri de kördür diyor. Sen onları canlı zannedersin diyor Allah, şeytanın Allah'sına. Fakat onlar ölüdür diyor. Fakat Müslümanların bunu bilemeyeceğini, yani böyle zombi gibi yaşıyor zannediyor insanlar, fakat ölü o. Ben daha önce de söylemiştim ya, mesela ölü insan olur fakat fark etmezler. Evet. Yani birçok insan ölüdür aslında, ölü insan vardır. Mesela birçok insan da cindir, insanlar bilmezler. Şeytan da vardır insanın içinde gezer, yani ins şeytan, insan şeklinde şeytan vardır, bilemezler. Ölü insanları da bilemiyorlar. Onun için ölüyü anlatıyor, o da duvar gibi etkilenmiyor. Allah'ın peygamberinden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarla canlarla mücadele etmek hoşlarına gitmedi. Sıcakta mücadeleye çıkmayın dediler. Sen de ki cehennemin ateşi daha sıcaktır, keşke bilseydiler. Yani bazen diyorlar ya, insan yazın olur mu gidelim işte işimize gücümüze bakalım. Tebliğine uğraşmak, dini yaymak sizin neyinize diyorlar. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki cehennemin ateşi daha sıcaktır diyor. Keşke bilseydiler diyor. Tövbe suresi ayet 81. Cehennem tabaka tabaka, yani her yer birbirine aynı değildir. Yani nasıl cennet farklıysa, cennette tabaka tabaka ise, insanlar da ahirette suçunun şiddetine göre ayrı ayrıdır. Mesela bazı yerler, cehennem mesela üst tabakaları daha hafiftir. Oradaki azap daha azdır. Orada da ama her yukarıda bir karanlık, kirlilik, cehennem mahalleleri, kavga, gürültü, monotonluk ve sıkıcılık hakimdir. Evet. Yani onlar cennetle kıyasladıkça daha çok azap çekecek ekiptir onlar. Hı hı. İnşallah. Yani cennete bakıp bakıp ızdırapları artıyor onların. Evet. Yani kıyasla acılar artıyor onların. Ama münafıklar ve azılı kafirlerin çok şiddetlidir onların çektiği azap. Yani onlar her gün ateşe sunuluyorlar. İnşallah. Çok şiddetli azap çekmelerine rağmen yine Allah çok dayanıklıdırlar diyor azaba. Evet. Yani hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Yani ne kadar yapılırsa yapılsın, ateşe sokulursa sokulsun yine aynı azgınlığıyla çıkıyor ateşin içinden. İnşallah. Mesela yüzünün derileri eti dökülür diyor Cenab-ı Allah. Kafatası çıkıyor ateşin şiddetinden. Yeniden Allah yüzünü etle örtüyor. Yine aynı kafada. Değişmiyor uslubu. Evet, Allah sonsuza kadar değişmez diyor. Özel yaratılmış yani. İnatları Allah devam ediyor hocam, evet, diyebilir miyiz? Evet, özel yaratılmış. Cenab-ı Allah'ın öyle yarattığı mahluklar, yani garip evet, mahluklar. Fakat onu gören müminler cennetin kıymetini çok daha iyi anlıyorlar. Yani burada asıl müminlere yönelik bir
dersi var. Hı hı. O anlamaz zaten o adam. Anlamadığını belli ediyor. Yani göz ucuyla bakar diyor Cenab-ı Allah. Yani pişmanlığını gizliyor. Evet. Yani öyle bir şeye ihtiyaç duymuyor. Yani mesela birisi sen hata yaptın dediğinde yok diyor, ben hata yapmadım diyor. Doğru yaptım diyor. İnşallah. Yani meydan okuyan bir tavrı var. Yani sonsuza kadar da böyle olacaktır. Ama bir kısmı bizi geri gönder diyorlar Cenab-ı Allah'a. Evet. Yani öyle söyleyenler de var. Ama Allah diyor geri gelseler yine aynı şeyi yaparlar diyor. Bir şans daha istiyorlar hocam. Bir imkan daha. İmkan daha istiyorlar. Evet, şansı kullanmıyoruz biliyorsunuz inşallah. İnşallah. Bir imkan daha. Halbuki fıtratı aynı duruyor. Aynı adam. Zaten ona 50-60 yıl vakit verilmiş. 50-60 değil, birkaç saat bile bir insana yeter. Evet. İnşallah. 3-5 saat bile yeter değil mi? Evet. Anlayacak adama yeter. Ya anlamıyorsa, geri gelse, defalarca gelse yine aynı tavrı gösterecektir. Bir şey değişmez. İnşallah. Allah'ın vereceği her şeye razıyız. Her türlü sonuca razıyız. Mümin her şeye razı olarak Allah'a teslim oluyor. Yani hatta mümin Allah beni cehenneme de koysa razıyım diyor. Cennete de koysa razıyım ama cennet istiyorum diyor. Mümin Allah'a sevgisin cehenneme dahi gitse Allah aşkıyla orada yanar. Ama gitmez. Yani anlaması için söylüyorum. Allah aşkıyla yanan zaten cehenneme gitmez. Allah beni cehenneme de koysa ben deli aşık olarak gezerim. Yani aşkla severim Allah'ı. Ne yaparsa yapsın aşkla severim. Evet, cehennemi biz hepimiz göreceğiz. Bir kere cehennem arazisini Müslümanlar görüyorlar ama ızdırap çekerek, rahatsızlıkla değil, ona hayretle, Allah sevgisiyle, coşkuyla giriyorlar. Yani kurtulacağını bilerek. İnşallah. Sevinçle. Yani nasıl bir tarihi, bir harabeyi insanlar görüyor ya, o onun gibi. Yani Kur'an'da vaat edilen yeri görmüş oluyoruz. O kadar. Oradan Allah bütün Müslümanları alıp götürüyor Cenab-ı Allah. Yani onlar hepsi cennete alınıp götürülüyorlar. Ehli küfür dizlerin üstünde orada bırakılır diyor Cenab-ı Allah. Oradan da onlar cehennem kapılarının içeri alınıyorlar. Müminler oradan vasıtalarıyla geri alınıyorlar. Ama orayı bir kere görmeleri lazım. Çünkü Allah ondan bahsetmiş Kur'an'da. O yani bir bilgi olarak kalması diye bir şey olmaz. Tabii ki görmeleri lazım. Yani zaten Müslümanlar merak ederler yani bir kere de olsa. Arazisini görüyorlar zaten. Arazisini. Yani cehennemin içine girmiyorlar. Arazisine giriyorlar. Oradan kapısından içeri giriliyor inşallah. Orası tabii ki bir hasret yurdudur. Yani her türlü nimetten uzak olmuş oluyorlar. Allah'ın verdiği her türlü nimeti kaybetmiş oluyorlar. Mutluluğu ve sevinci kaybetmiş oluyorlar. Orada hasretin her türlüsü var. Bir kere sürekli cenneti görüyor bu insanlar. Cennet pınarlarını görüyorlar, cennet insanlarını görüyor. Bir de cehennemdeki kafası arkaya dönük böyle onların tabiriyle mutasyona uğramış gibi, onların hayalinde düşündükleri gibi garip mahlukların içerisindeler. Bir de cennet insanların güzelliklerini görüyorlar ama küçük bir ekranda görüyorlar. Ve onlarla beraber olamıyor. Tabii bu onlar için çok acı bir şeydir. Çok büyük hasrettir. Ve hiçbir şekilde çıkamıyorlar. Yani Allah'ın dilemesi dışında hiçbiri cehennemden çıkamaz. Küfür her yerde belayla karşılaşacaktır. Yani ölümle beraber başlayacaktır. Sürünme tarzında. Yani tam bir acı, azap, rahatsızlık, huzursuzluk içinde olacaktır. Mezar da onu rahatsız eder. Ölürken de etrafındaki canını alanlar yine onu perişan ederler. Dirildiğinde yine perişandır. Etrafındakiler ona rahatlık vermez. Mesela kafirler de birbirine saldıracaklar orada. Yani sen beni buraya düşürdün, ben seni buraya düşürdüm şeklinde iddialar olacak bunların. Ve orada da sürekli kavga ve rezalet çıkacak. Ve sürekli birbirine acı verecekler. Ve cehennemin her şeyi insanları rahatsız eder. Geçen şeyde de anlatmıştım. Cehennem meyveleri vardı. Mesela şeytan başına benzer diyor Kur'an'da. Ya diri diri insana bakan ve nefretle bakan meyveler. Yani insanları burada tedirgin etmek, rahatsız etmek ve acı verme azap. Bunun bir kaynağıdır bunlar. Cennette görme imkanları olacaktır. Yani televizyon gibi bir ekrandan. Cehennet ehli cehennemi, cehennem ehli de cenneti görecekler karşılıklı.
Bu cennet ehlinin mutlu olmasına sebep olacak. Çünkü kıyas yapacak. Allah beni orada da tutabilirdi. Allah'a hamdolsun kurtuldum diyecek. Cehennem ehli de keşke ben bunu yapmasaydım diyecek. Yani bin pişman olacak. Pişmanlık. Ama diyor ki Allah pişmanlıklarını da gizlerler diyor. Yani göz ucuyla bakarlar diyor. Pişmanlıklarını gizler diyor. Orada bile enaniyet ve gurura devam edecekler. Yani buradaki ahlaksızlıkları, buradaki o enaniyet ve büyüklük hisleri hayrettir ortada devam ediyor. Halbuki yani açık bir olay var. Yani artık değil mi? Aklın ihtiyarı kalkmış. Buna rağmen yine azgınlıkları, yine pervasızlıklar orada devam edecek. Mesela Rabbinize söyleyin de diyor. Mesela Allah'ım bana böyle bir nimet ver demiyor. Rabbinize söyleyin diyor. Yani Allah'la doğrudan bağlantıya geçmiyor. Yani ona karşı hitap etmek istemiyor. Enaniyet ve kibirden. Cennet ve cehennem özellikleri yarı yarıya konmuştur dünyaya. Dolayısıyla ahireti düşünmeyen, Allah'ın rızasını düşünmeyen insan o yarı yarıya olan cehennem özelliklerinin tamamını üstüne almış oluyor. Bu sefer dünya onun için net cehenneme dönüyor. Ama mümin eğer sürekli Allah korkusu, Allah sevgisiyle yaşarsa ve ölümü sürekli düşünürse o cehennem özellikleri gözünün önünden kalkar, sadece cennet yönlerini görür dünyanın. Ve kalbi de ruhu da adeta cennet içinde olur ve çok rahat ve güzel yaşar. Onun için Müslümanlarda bir bereket ve bolluk ve güzellik oluyor. İnananlarda. İnşallah. Cehennemde bir ateş çeşidi vardır. İnsanları içten yakar. Yani dışarıda bir alev yoktur. Fakat insanı içten yakacak diyor. Bu dünyada da insanlar, küfre düşen insanlar, Allah'tan korkmayan, Allah'ı sevmeyen insanlar, moralsiz, neşesiz, mutlu olmayarak her şeyden
çekinerek, her şeyden tereddüt ederek, her şeyden şüphe ederek ve sürekli tahammül edilmez bir sıkıntı içinde yaşıyorlar. İşte bu cehennem ateşinin içten yakmasının bir tezahürüdür, bir çeşididir. Bu insanı içten yakıyor. Bu aynı şekilde ahirette de olacaktır, cehennemde. İnsanlar bu içten yakacaktır. İnsanlar müthiş sıkılacaktır, müthiş rahatsız olacaktır. Dayanılmaz bir acı duyacaktır. Fakat içinde olacaktır bu ateş. Bir de dış ateş vardır biliyorsun. Yani normal olarak olan ateşler. Mesela ben soruyorum bazen, sohbet ediyorum gençlerden, kızlardan da erkeklerden de öyle konuştuğum oluyor. Mesela soruyorum, hiç öyle candan güvendiğim biri var mı diyorum. Eğer doğru söyleyecek olsa bir tane yok diyor. Hiç güvendiğim yok diyor. Samimi kız arkadaşım var ama diyor. Hiç güvenmiyorum diyor. Yani halbuki bu çok önemlidir. Yani bir insanın candan güvendiği, aynı kendisi gibi güvendiği samimi dostlar olması lazım. O zaman insan mutlu olabilir. Yani yoksa mecburen sürekli yalan söyleyen adamların iç içesin. Yani. Güvenemediğin insanların iç içesin. Bir nevi cehennem odasında yaşıyor gibi bir şey bu. O zaman işte insanlarda cehennem odasında yaşayan insan yüzleri görüyoruz. Mutlu olamıyorlar. Onun için Kur'an ahlakının buram buram yaşanması çok önemlidir. Allah korkusunun, Allah sevgisinin buram buram yaşanması çok önemlidir. O zaman gerçek mutluluk bütün dünyaya yayılır. Yani insanların buna ihtiyacı var. Şeytanın, Allah'a sınırım, hüznümüz, üzüntümüz bize galip geldi diyorlar ahirette. Yani niye cehenneme geldiniz dendiğinde, yani niçin bu duruma düştünüz dendiğinde, hüznümüz, üzüntümüz bize galip geldi. Yani insanların ruhunda var da böyle şeytani bir özelliktir. Sürekli üzüntüyü arar. Neşeyi, mutluluğu aramaz. Mesela ağırlık, bitkinlik ve üzüntüyü arar. Yani her şeyin içinde bir üzüntü kaynağı bulmaya çalışır. Her şeyin içinde bir hayır, güzellik, rahmet araması lazım halbuki Müslümanın. O yüzden Müslüman her şeyde bir hayır ve güzellik aradığı için dünyası cennet gibi oluyor. Ama Allah'a inanmayanlar da hep hüzün ve azap aradıkları için dünyası cehennem gibi olur. Dinsiz olan için zaten ölümle felaket bir başlıyor yani. Ölümden önce de zaten dinsiz, sevgisizliğin, tutkudan uzak olmanın, insanlara hep kuşkuyla bakmanın, güvensizliğin, yalnızlığın, egoistliğin, bencilliğin acısıyla zaten yanar kavrulur dünyada. Onlara da çok da bela da isabet eder ayrıca. Yani fakat onu normal hayatın akışı içinde normal bir şey zannederler.
Hocamıza sorar mısın? Cehennemde bir süre yanıp sonra cennete gitme diye bir şey var mı, yoksa bu uydurma mı? Ehl-i sünnet inancında var. Hadislerde var. Bir süre cehennemde kalıp cennete alınan insanlardan bahsediyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah şefkatli, merhametlidir Cenab-ı Allah. Yani bize şefkati, merhameti öğreten Allah. Allah'ın merhametini araştırıyorlar. Merhameti biz ondan öğreniyoruz. Evet. Merhametin ne olduğunu. Şefkatin ne olduğunu bize öğreten Allah zaten. Yaşatan Allah. Allah sonsuz merhamet ve sonsuz şefkattir. Ne yapacağını bilir. Allah diyor size eza edip ne yapsın diyor Cenab-ı Allah. Yani. Tabii ki cehennem olacak ki cennetin kıymeti bilinsin. Adaletin yerini bulması için cehennem var tabii ki. Ama orada Cenab-ı Allah'ın bir ilmi var. Bizim bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz ince ilimleri var. Biz zahire göre hareket ederiz. Müslümanlar Cenab-ı Allah cennete, sevgi yurduna, sefa yurduna, huzur ve güvenlik yurduna alacak. Yepyeni bir yaratılışı yaratacağım diyor Cenab-ı Allah. Fizik kanunları değişiyor, kimya kanunları değişiyor. Alıştığımız sistemler değişiyor. Mesela bizim normalde efendim, kanımız var. Cennette insanın kanı yok. Kanı olmadan yaşıyor. Mesela iç organları yok. İç organı olmadan yaşıyor. Nur gibi. Işık kaynağı yok. Her şey kendinden ışıklı. Sen de ama fizik kanunlarına göre değil mi? Evet. Dışarıdan ışık gelmesi lazım ki yansısın. Evet. Fizik kanun değişiyor. Madde kendinden ışıklı. Bu Cenab-ı Allah'a karşı son derece kolay.